Merhaba çocuklar. Evet, şimdi de hayat bilgisi dersimizi anlatacağız. Hayat bilgisi dersimizden de konumuz ülkemizde hayat, yaşadığımız yer ve yaşadığımız yerin özellikleri. Tamam mı yavrucuğum? Evet, dinliyor muyuz? Bakalım kimler dinliyor beni, kimler dinlemiyor, başka şeylerle meşgul oluyor. Aferin, hepiniz de buraya odaklanmış bir şekildesiniz. Hepinizi de çok özledim. Tamam mı kuzularım? Şimdi beni çok güzel dinliyorsunuz. Evet, ülkemizde hayat, yaşadığımız yer. Biz nerede yaşıyoruz çocuklar? Şu anda biz nerede yaşıyoruz? Ülkemizin adı neydi? Türkiye'ydi değil mi çocuklar? Evet, Türkiye. Ülkemizin adı neydi? Türkiye. Şu anda Türkiye'nin hangi şehrinde yaşıyoruz? Malatya, değil mi? Hadi başka illerde de olabilirler. Yani doğum tarihi, doğum yerleri başka illerde olabilir ama şu anda nerede yaşıyoruz biz? Malatya'da yaşıyoruz. Evet, şimdi bu konuyla ilgili konuları birlikte dinleyeceğiz, soruları birlikte yapacağız. Ama lütfen beni çok iyi dinleyin. Tamam mı yavrum? Evet, başlıyoruz. Evet çocuklar, yaşadığımız yer, yani şu anda biz nerede yaşıyoruz? Malatya'da yaşıyoruz değil mi çocuklar? Evet, bakalım burası neye benziyor? Bu bir şehir. Ama hangi şehir acaba değil mi çocuklar? Evet. Evet, insanların toplu olarak yaşadığı yerlere yerleşim birimi denir. Toplu olarak yaşadığımız yerlere yerleşim birimi diyoruz. Şu anda bizim yaşadığımız yer şehir mi, kasaba mı, köy mü? Tabii ki şehir değil mi çocuklar? Malatya bir şehirdir. Buradaki gördüğümüz yerde çok büyük, bakar mısınız? İnsanlar toplu olarak yaşadığı büyük bir birim. Buraya ne olabilir? Bir şehir olabilir. Evet. Yerleşim yerlerinde yaşayan insanların sayılarına göre farklılıklar görülür. Hani bazı şehirlerin nüfusları daha kalabalıktır, bazı şehirlerin nüfusları daha azdır, kasabalarınki daha azdır, köylerinki de daha azdır değil mi çocuklar? Devam ediyoruz. Evet, köy. Köy küçüktür değil mi çocuklar? Burada insan toplulukları daha azdır. Daha böyle küçük yerlere yerleştirilmiş, kurulmuş yerlerdir. Evet bakalım. Bakın bu köy. Çok güzel bir köy değil mi yavrucuğum? Bir dağın eteğine kurulmuş. Burada bir şehir kadar kalabalık nüfus var mı? Hayır. Değil mi çocuklar? Daha az nüfus. İnsanların çok az bir grupların oluştuğu yerler. Az sayıda insanın yaşadığı yerleşim birimine köy denir. Neymiş köy? Az sayıda insanların yaşadığı yerleşim birimine köy denir. Kimlerin köyü var? Köye gidiyor musunuz? Köyler şehir kadar büyük mü? Hayır değil mi yavrucuğum? Köyler küçücük. Evet. Köy en küçük yerleşim birimidir. Kimler köyleri çok seviyor bakalım? Harikasınız. Evet. Kasaba. Kasabada köylerden biraz daha büyük değil mi yavrucuğum? Evet, bakar mısınız? Kasabada köylerden birazcık daha büyük. Köylerden büyük, ilçelerden küçük yerleşim yerlerine de kasaba denir. Kasabalarda mahalleler bulunur. Sizler mahallelerinizin adını biliyor musunuz? Kimler mahallesinin adını biliyor? Bir parmağını kaldırsın bakalım. Evet, yaşadığımız şehri, yaşadığımız mahalleyi, sokağı, apartmanımızın ismini mutlaka bilmemiz gerekiyor. Değil mi yavrucuğum? Aferin size. Aferin kuzularıma. Evet, ilçe. İlçe. Aa, ilçeye bakın.
Gördünüz mü? Daha büyük binalar var. Evet. Evet, kasabalardan daha büyük yerleşim birimlerine de ilçe denir. Yani kasabalardan daha büyüktür. Evet, ilçelerde çok katlı binalar, alışveriş merkezleri ve dükkanlar bulunur. Pekala, çocuklar size sorayım bakalım. Köylerde alışveriş merkezleri var mı? Tabii ki hayır, değil mi çocuklar? Orada çok küçük, birkaç ailelerin yaşadığı küçük yerleşim birimleridir. Ama çok katlı binalar, alışveriş merkezleri ilçelerde bulunabilir. Evet, ilçeler kasabalardan mahalle sayıları daha fazladır. Daha fazladır mahalle sayıları. Evet, yol, temizlik, ulaşım hizmetleri belediye tarafından yürütülür. Evet, ilçelerde belediye tarafından yol ve temizlik işleri yürütülür. Tamam mı yavrucuğum? Tabii köylerde olmaz. Evet. İl. İl. İlin öbür adı neydi çocuklar? İl. İlin öbür adı neydi? Vilayet veya şehir. Değil mi çocuklar? İl, vilayet, şehir. Üçü de aynı anlama geliyor. Değil mi çocuğum? Bizim ilimiz neresi şu anda? Burada yaşadığımız il Malatya. Evet. Oh, bakar mısınız? Çok büyük. Çok büyük nüfus, değil mi çocuklar? Çok büyük toplulukların yaşadığı. Evet. En büyük yerleşim birimi illerdir. Evet. İlleri ilçeler oluşturur. İlçeler oluşturur. Evet. Evet, illerde de mahalle vardır. Yine belediyeler vardır, değil mi çocuklar? Evet. Bizim Türkiye'mizde kaç tane il var çocuklar, biliyor muyuz? Bizim ülkemizde kaç tane il var? Tabii ki 81 tane il vardır. Bazı illerin ilçe sayısı az iken bazı illerde daha fazladır. O da çok büyük illerin ilçeleri daha fazladır tabii ki, değil mi çocuklar? Küçük illerin ilçeleri de daha azdır. Evet. Ülkemizde 81 il bulunur. Evet. Bu bir Türkiye haritası, değil mi çocuklar? Evet. Türkiye haritasından Malatya neresi bakalım? Malatya burası. Hadi bakalım haritadan kendi başka illerde doğmuş olanlar, doğum yerlerini bir baksın bakalım. Nerelerde? Hadi bakayım, şöyle durayım. Gelin haritadan gösterin bakalım. Mesela bazı çocuklarımızın, bazı kuzularımızın doğum yerleri Malatya değil, değil mi? Başka illerden doğmuş olanlar var. Mesela nereler var? Rizeli var, İstanbul var, Ankara var hatırladığım kadarıyla. Değil mi çocuklar? Bu haritadan bir bakın bakalım doğum yerlerinizi. Evet. Yerleşim yerlerini küçükten büyüğe doğru sıralayalım. Evet, bakalım. Burası neydi? Bir bakın bakalım bu kalabalıklara. En büyük olan neresi? Burası. En küçük neresi? Orası. Evet, burası neydi? Küçük olan neydi çocuklar? Nüfusun az olduğu yer. Yani az insanların yaşadığı yer neydi? Köydü. Evet. Burası neydi? Kasaba. Kasaba köyden daha büyük. Evet. Evet, ilçe. İlçe kasabadan büyük. İl de en büyük. Daha çok insanların yaşadığı, daha çok kalabalık nüfusa sahip olan yerleşim yerleri de neresi? İl. Tekrar edelim. En az insanların yaşadığı köy. Köyden sonra biraz köyden fazla olanlar kasaba. Kasabadan fazla olan
nüfusun yaşadığı yer ilçe, ama çok kalabalık nüfusun, insanların yaşadığı yer neydi? Ona da il diyoruz veya şehir veyahut da vilayet diyebiliriz. Evet. Köy, kasaba, ilçe, il. En küçükten başlamış. Nedir bu? Köy, köyden büyük kasaba, kasabadan büyük ilçe, en büyük de il çocuklar. Bakın, yerleşim yerlerini küçükten büyüğe doğru sıraladık. Evet, bakın nerede yaşıyorum? Bakın burada ok işaretiyle nereyi göstermiş? Malatya. Gördünüz mü Malatya'mızın yerini? Evet, çok güzel. Evet. Evet. Evet, Malatya'ya bakalım. Malatya. Malatya'mız burada. Evet, komşu illerine bakalım. Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Sivas, Kahramanmaraş. Bunlar bizim komşu illerimiz. Peki Malatya'nın ilçelerine bakalım mı? Malatya, bakıyoruz. Battal Gazi, Kale, Doğan Yol, Hütürge, Yeşilyurt, Yazıhan, Arguvan, Hekiman, Akçadağ, Doğanşehir, Darende, Kuluncak. Bunlar da nereler oluyor? İlçeleri oluyor. Evet çocuklar, şimdi işlediğimiz, anlattığımız konularla ilgili yapalım, öğrenelim bölümüne geçelim. Bunları da bir tekrar edelim. Yaşadığımız yer, yaşadığımız yere göre aşağıdaki soruları cevaplayalım. Evet, yaşadığımız yer neresiydi? Evet, Malatya, değil mi çocuklar? Evet, yaşadığımız yerin özellikleri neler çocuklar? Malatya'nın en büyük özelliği ne? En fazla hangi meyve yetişiyor? Kayısı, değil mi çocuklar? Evet, Doğu Anadolu'nun batısında yer alır. Yazları kurak, kışları kar yağışlı ve soğuk geçer. İç Anadolu ve Doğu Anadolu'yu da birbirine bağlar. Tekrar ediyoruz. Yaşadığımız yerin özellikleri: Doğu Anadolu'nun batısında yer alır. Yazları kurak, kışları kar yağışlı ve soğuk geçer. İç Anadolu ve Doğu Anadolu'yu birbirine bağlar. Evet. Evet, yaşadığımız yerde yetişen meyveler. Demin ne söylemiştik? Yaşadığımız yerdeki yetişen meyveler. Evet, bakıyoruz. Malatya'nın kayısı, elma, armut, kiraz, karpuz, kavun. Değil mi çocuklar? Evet, sebzeler, patates, lahana, domates, biber, patlıcan, salatalık. Evet, yaşadığımız yer aşağıdakilerden hangisine örnektir? İşaretle gösterelim. Burası nedir? Bir ildir. Evet. Evet, yaşadığımız çevrenin tarihi ve turistik yerleri. Bakıyoruz. Burada Malatya'da neresi var? Yeni Camii var. Evet. Evet, beş konaklar, değil mi çocuklar? Tarihi evlerin bulunduğu yerler. Beş konaklara gidip gören var mı çocuklar? Tanıyor musunuz beş konakları? Evet. Aslan Tepe Höyüğü. Bunlar Malatya'da bulunan tarihi yerler. Evet, Levent Vadisi. Levent Vadisi'ne giden var mı? Görmediniz. Peki. Somuncu Baba Külliyesi. Battal Gazi Ulu Cami. Evet çocuklar, konumuz bu kadar. Evet, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Hoşça kalın.